Kapalı Çarşı Esnafı'nın sosyal medyada paylaşımları yüzünden Görevimiz Tehlike filminin İstanbul çekimleri iptal edildi. Hollywood yıldızı Tom Cruise'un başrolünü oynadığı Görevimiz Tehlike serisinin her filmi dünya çapında büyük ilgi görüyor. Görevimiz Tehlike Ölümcül Hesaplaşma filminin ilk bölümü 291 milyon dolarlık bütçeyle çekildi. İkinci bölümü de 28 Haziran 2024'te gösterime girecek. Bazı sahnelerini İstanbul'da çekmeyi planlayan yönetmen Christopher McQuarr ve Tom Cruise kalabalık ekibiyle birlikte mekan arayışı için tarihi Yarımada'da incelemeler yaptı. Gözde yapımın Türkiye'de çekilmesi hem turizme hem de ülkenin marka değerine büyük katkı anlamına geliyordu. Ekibin inceleme yaptığı mekanlardan biri de Kapalıçarşı'ydı. Yönetmen incelemelerin ardından çekim için kapalı çarşının uygun olduğuna karar verdi ancak iki gün sonra bu kararından vazgeçti. Gizlilik çekimlerinin iptal edilmesinin nedeni ise yönetmen Christopher McQuarrie'ın yaptığı gizlilik sözleşmesinin ihlal edilmesi olarak gösterildi. Kapalı çarşı pazar günü kapalıydı. Incelemeler için özel olarak ekibi açıldı. Çarşı yönetiminin belirlediği birkaç kişi de gizlilik sözleşmesi çerçevesinde ekibe eşlik etti. Ne var ki kapalı çarşı esnaflarından ünlülerin halıcısı lakaplı Hakan Evi'nin ekibin gezdiği anları dükkanının güvenlik kamerası kayıtlarıyla sosyal medyaya sızdırması nedeniyle çekimler iptal edildi. Hakan Evin bir de yalancı çıktı. İlk ifadesinde görüntüleri ben değil çalışanım yaydı diyen Hakan Evin bir de yalancı çıktı. Evin 3 gün sonraki ifadesinde görüntülerin kendi dükkanından çekilmediğini başka bir esnaf tarafından kendisine gönderildiğini belirtmişti. Ancak Kapalı Çarşı yönetimi ve güvenliği görüntülerin halıcının dükkanına ait olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Öte yandan evin Mayıs ayında da Kapalı Çarşı esnaflarıyla kavgaya karışmış, olay mahkemeye intikal etmişti. Milyonlarca turisti ülkemize çekecek filmin çekimlerinin iptal edilmesine sebep olan esnafın paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada büyük tepki gördü. Böylesine büyük bir prodüksiyonun ülkemize bir daha ne zaman geleceği bilinmez ama bu konuda Kültür Bakanlığı'nın ve Kapalı Çarşı Yönetimi'nin esnafla ilgili gerekli idare işlemleri yapması bekleniyor.